Yeni bir videodan, yeni bir Rocket League videosundan hepinize merhaba. Arkadaşlar, takas yapanlar için müthiş bir eklenti buldum. Müthiş yani. Birazdan göreceksiniz. Takas yapanlar bunu bakın muhakkak kullanmalı değil, kesin kullanmalı yani. Ya kullanacaksınız ya kullanacaksınız. Başka şartınız yok çünkü acayip iyi. Direkt alt tabımı atıp gösteriyorum. İlk başta şuradaki sekmeyi kapatalım. Şuradaki iki eklentiyi ilk başta şunu kuracaksınız. Bunu kurarken bir kısmı açık olacak. Şu şekilde. Rocket kapalı olacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Back modu ile yükleme diyoruz. Buraya aç diyoruz. Burada böyle bir ekran çıkacak. Korkmayın, bir sıkıntı yok. Burası bakın şöyle bir yazı çıktığında bu tamamdır. Bundan sonra oyun çalıştığınızda eklenti gözükecek. Ondan sonra şu eklentiyi açacağız. Buraya da tıklıyoruz. Şimdi bu eklentinin ne işe yaradığını da söyleyeceğim ben size. Müthiş yani, aşırı iyi. İki eklenti. Şimdi bunları yükledi. Bu eklentimiz şöyle göstereyim. Oyunda takas yaparken size karda mısınız zararda mısınız onların kaydını tutuyor. Bakın mesela takas yaptınız, şöyle bildirimler çıkıyor. Birazdan takas yaparken de canlı canlı göreceğiz denemek amacıyla. Bu da Rocket League Garage trade sitesi kendi takas eklentisi. Aynı bunun gibi ama burada envanterinizi senkronize edebiliyorsunuz. Onun dışında kullanıcı dolandırıcı mı dolandırıcı değil mi bunu görebiliyorsunuz. Bakın bu müthiş bir hizmet gerçekten. Ya, takasçılar için bulunmaz bir nimet abi. O zaman kazanmak amacıyla. Rocket League'e geldik. F2'ye bastık. Backseat modumuz açık. Buradan plugin dedik arkadaşlar. Burada bakın RL Garage şu şekilde olacak. Bundan sonra buradaki tikleri açıyoruz. Sonra tekrar alt tab'a atıyoruz. Çok alt tab'a attık. Yapacak bir şey yok. Şuradan yapıştırıyoruz. Ondan sonra slash koyduk. Pink yazıyoruz. Yani senkronize et. Şimdi bende senkronizasyon açık. Sizde diyecek ki Sync Rocket League Inventory yani Rocket League envanterini buraya senkronize et. Bu şekilde adam senin karda mı zararda mı olduğunu hesaplayabilecek. Bunu yapıyorsunuz. Şuradan ben şeyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın burada aynı zamanda sizlere envanterinizi gösteriyorum. Mesela benim arabalarım bunlar. Tekerlerimi gösterecek. Tabi her seferinde sekmeyi yeniyor. Tekerlerim bunlar. Mesela Goal Explosion. Goal patlamalarım. Bu şekilde. Yani müthiş ya. Takası ilgilen kesin yapsın bunu arkadaşlar. Benden söylemesi. Aynı zamanda bu da yetmiyor. Adam sana senin envanter değerini de gösteriyor. Benim envanterim 30.000 ila 56.000 kredi değerindeymiş. Yarın öbür gün Rocket League'i bıraktın diyelim. Olur ya. Rocket League'i bıraktın. İşin var işte şey yapamıyorsun. İlgilenemiyorsun. Al bak buradan fiyatına. Envanterini sat. İşini gücüne bak. Buradan da Sync Inventory diyoruz. Bildirimimiz geldi. Envanterimiz senkronize oldu. Ha bir de şu var bak şunu unutmayın. Bunu yapmadan önce miske tıklıyorsunuz. Enable Notifications yani bildirimleri aktif et diyorsunuz. Ondan sonra geldi. Sync Inventory, Sync Loadout. Yani kayıtları Loadout'un Türkçesi adı kayıt demek. Onu tam bilmiyorum ama Inventory'de envanteri yükle. Şimdi Price Check Plugin'e geliyorsunuz aynı zamanda. Eğer pluginler açık değilse şuradan Plugin Manager diyorsunuz. Buradan hemen bakın RL Garajı açıyorsunuz. Tamam mı? Bu tikli olacak. Bir de şurada check item prices bunu açıyorsunuz. Bunları açtığınızda hiçbir sıkıntı kalmıyor ve şuradan price check pluginden sadece use AVG yani use average prices ortalama değerleri kullan bunu seçiyorsunuz. Burada data provider yani veri sağlayıcısının da RL Insider seçiyorsunuz. Şimdi örnek takaslarımıza geçelim. O çıkartmayı bana geri at. Geri at ben sana vereceğim. Yani şurada bildirim çıktı. Sen şüphesizsin diye ve banlayamışsın diye. Çok güzel. Evet. 150 kredi cash. Kabul et. Evet, en ay kredisi. Şimdi Arkadaşlar hop gitti. 200-300 Neyse. geldi. Trade Neyse. kaydedildi. Eyvallah abi. Tamam ben sana şimdi geri atacağım bunu. Abi ben de sana hile atıyorum bak bunu kimse verme lan. Ne verdin? 15 kredilik eşya vermişsin. Bayağı iyi. Atalım ben de bir şey atayım. Bakın nasıl artıyor. Güzel. Tamam. Tamam bu kadar. Tamam ben şimdi bunları çıkaracağım. Çıkar çıkar ben çıkar de çıkarıyorum. Çıkar. Çıkarıyorum. Sen çıkarma dur bakayım. Çok nadirlerin hepsini, İtalyanların hepsini, kara borsanın bir tanesini. Sonra egzotik, sonra kara borsa. Bu Abi kadar mı? hepsi. Ha. Kaldır. Tamam bunlar 400 kredi ediyormuş. Kaldır. Bu kadar. Kaldır. Egzotiklere yap. Senden şey isteyeceğim. Bana bir tane ihtiyacı olan eşya türü söyle. Araba mı, lastik mi, gol patlaması mı, nitro mu? Bir şey söyle. Gol patlaması. Tamam. Hangi renk? Fark etmez. Tamam ben morcuyum. Sana mor atayım. Ben de senden bir tane lastik istiyorum. At bakayım bana bir tane lastik. Sana güzel bir lastik atayım mı? Bakayım karda olacağım mı? Karlo. Lan At. bu ne ha? At deneme yapıyoruz. At sen. Ay lan dur şey. Ha. Sana ben ne atayım biliyor musun? Al şunu. Ya.
Sen bak Oha, ben ne... 250 kredilik tekerlek geldi. Allah kabul etsin. Kabul et. Tamam. Equalizer 200-300 diye geldi abi. Müthiş. Trade de kaydedildi. Eyvallah. Evet, örnek takaslarımızı izledik. Bence gayet güzel beklenti. Şuradan ben şey de göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın burada aynı zamanda sizlere envanterinizi gösteriyorum. Mesela benim arabalarım bunlar. Onun dışında biz hemen atıyorum bedava eşya alacağız. Mesela RL hesaplı girelim. Bu siteyi bilmiyorsanız bedava eşya alma sitesi. Şuradaki şu referans linkinden girersiniz. Bakın 3000 kişi davet etmişim. Siz de bedava eşya alabiliyorsunuz. Bunu da videosunu karta koyarım. Mesela biz buradan dandik bir eşya alalım. Ne alalım? Bak şu arabayı alalım mesela. Bir tane diyelim. Checkout diyelim. Tamam mı? Receive items diyelim. Şu trade'li olayı bitireceğim. Şimdi buradan davet geldi. Bakın bu adam scammer mı değil mi anlayacağız şimdi. Sending 0. Tabi bu düzelecek. Bak sending 0. 0 kredi gönderiyorum. 40 kredi alıyorum. Bak Rocket League hesabı yok. Pardon, Rocket League garaj hesabı yok. Şuradan kabul edelim. Yani bu adam scammer olabilir. Dikkatli ol. Ve Rocket League'de şu an 250 bin scammer kayıtlı arkadaşlar. 250 bin dolandırıcı. Bu çok ciddi bir rakam. Yani sıkıntı çıkabilir. Bak bu gördün mü geldi. 30-50 kredi. Bize ortalamasını alırttı. 40 kredi. Bu şekilde sizlere beklenti tanıttım. Envanter güncellendi diyor. Hatta ona gelin tekrar bakalım. Şuradan bir sarı araba almıştık. Bak geldi, gördün mü? Envanter sektörü oldu. Bu uygulamaya yakında şöyle bir özellik de gelecek. Onu da göstereyim. Garaja girdiniz. Envanter düzenine girdiniz. Şurada bakın. Oyuncu net bunu göstermeyeyim de bir dakika. Şurada abi takas yapılan bir öğe yok mu? Ha, şurada mesela açık yeşil galibiyetler falan yazıyor ya sağ tarafta. Orada envanter demişim, eşyanın değerini de gösterecek. Ya dediğim gibi bence şu ana kadar gösterdim en iyi eklentilerden biri diye düşünüyorum Rocket League için. Bunu kesinlikle kullanın. Bu şekilde videomuzu bitirelim. Kısa video oldu ama bence kısa ve öz video oldu. Biraz böyle takas videosu çekmek istedim. Eskileri böyle anımsamak için. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basın ve bunu yorum olarak belirtin. Aynı zamanda kanala da abone olursanız beni bu konuda çok mutlu edersiniz ve büyük bir destek olmuş olursunuz. Görüşürüz. Bay bay.